Selamlar YouTube, biz geldik. Bugün yine Artem'le birlikteyiz. Bugün ne yapacağız Artem? Bugün villainlardan bahsedeceğiz. Geçen sefer favori karakterlerimizden bahsettik. Bu sefer de işte villainlarımızdan bahsedelim dedik. Yani villainlar daha önemli benim gözümdeki rollardan. Ya çünkü iyi bir villain karakter yapmak her zaman daha zordur. Yani hikayeyi taşıyan kahraman değildir, villain'dır. Öyle yani, içi boş olan bir villain koyduğun zaman bir animeye, bir mangaya, bir diziye, bir filme, hiç fark etmez, de bir kitaba. Yani o yapım bir yerden sonra baştan sağma bir hal almaya başlar. Çünkü şuradan örnek vereyim. Muhtemelen Game of Thrones izleyen herkes King Joffrey'den ölesiye nefret ediyordur. Bunun da sebebi, King Joffrey gerçekten nefret edilebilesi bir karakterdi ve bunu gerçekten iyi yansıtmıştı. Örnek olarak bunu verebilirim yani. Her ne kadar Game of Thrones artık o kadar iyi bir yapım olarak görmesek de son sezonlarından House of Dragons güzel. House of Dragons reklamı yapıyorum burada. Barış'ın sorusu varmış ikimize de. Anime villainlarının çoğu neden lawful evil? Güzel soru. Şimdi buna bir tane uymayan karakter hemen aklıma geldi. Ama bana göre o karakter de villain değil. Sıkıntı orada. Yani Artem'e göre villain, villain da bana göre değil. Hani o yüzden listeyi alamayacağım kendisini. Muhtemelen Artem bir numaraya koyacak kendini. Kendisini. Şöyle sakallarımı oynayayım. Onun sebebi ya benim bakış açıma göre sebebi şu. Eğer kaotik bir villain olursa, kaotik evil tarzında bir karakter olursa hikayenin taşınması daha zordur. Çünkü plansız bir kötü karakterle planı olan bir kötü karakteri kıyaslayınca planı olan bir kötü karakteri yenmek daha kolay. Ama şöyle de şeyler var. Hani çok büyük animelerde değil ama kaotik evil olan mesela kim var diye düşünüyorum. Senin profil resmin. Yani lawful evil falan değil o. Evet, bir planı var ama planı olsun olmasın hiç fark etmez onun için. Battle Goose mesela kesinlikle lawful evil bir karakter değil. Ve yani, olmamasına rağmen de gayet iyi yazılmış bir karakter. Shigaraki mesela Barış senin şeysine yani My Hero Academia'dan Shigaraki evet ama ana kötü karakter değil My Hero Academy'deki Shigaraki main villain değildi. Ya şöyle Emre düzeltmiş All bu arada. All for One orada asıl kötü. Shigaraki onun yardımcısıydı falan filan. Sonradan mesela 4. sezonda mı 3. sezonda mı ne Shigaraki main villain'lığa yükseliyor. Orada biraz daha planlı bir şekilde karakterin büyümesi bir nevi kaotiklikten kaotik zaten düşünürse kaotik ergen villain olarak animelerde en azından ya da şeylerde filmlerde falan filan Joker'i saymazsak kaotik evil daha çok ergen villain böyle ne yapacağını bilmiyor ama yok. Joker kısmına girersen Joker zaten evil bir karakter değil. Kaotik bir karakter. Kaotik ne çıldı Joker? Kesinlikle evil değil. Yani maksatı kötülük yapmak değil. Yapabildiği için yapmak da değil. Hani o yüzden bak Emre de düzeltmiş orada. Hani kaotik olmak, plansız olmak değil diye. Yani hani lawful evil olduğunda illa belli bir amacım var ve ben bunu yapmalıyım ve bu yüzden de kötüyüm de değil aslında. Hani kaotik kendi kuralları olmayan. Şöyle PRP'den örnek vereyim. Genelde birisi. Kaotik karakteri hep yanlış tanımlarlar ve derler. Gidip herkesi öldüreceğim. Herkesten nefret ediyorum. Senin de kafanı koparacağım. Senin de kalbine ok saplayacağım. Bu kaotiklik değil abi mesela. Hani o yüzden insanlarda böyle bir oluyor. Villainlarda acaba bu lawful evil mı? Kaotik natural mı? Yoksa başka bir şey mi? Hani onu tespit etmek zor oluyor. Ama yani
Bence bir kötü karakter, yani Barış'ın demek istediği acaba o mu bilmiyorum ama animelerden şöyle bir örnek verebilirim. Animelerdeki bütün kötüler ne yapacağını habire söyler. Planını anlatır. Abi neden? Neden yani? Ne anlamı var? Yani sen kötüysen ve o planını zaten devreye sokmak istiyorsan niye planını anlatıyorsun? Hani lawfulluktan kastım bu mu bilmiyorum. Kendisine özgüven, bu şey, Abi lafulluktan değil, kendine gerek yok. Gerek yok. özgüven, işte şey, sen Özgüven ne değil abi bu. yaparsan Bu yap. tamamen aptallık. Bu başka bir şey değil. Bu özgüven değil. Bu aptallıktır abi. Bu kadar basit. Yani zaten bir karakter hakkında konuşurken bunu konuşuruz diye tahmin ediyorum. Yani muhtemelen sen de o karakteri listene almışsındır. O zaman Neyse. yavaştan başlayalım. Bugün bunlar tabii ki bir sıralama değil. Sadece 5 tane sevdiğimiz, Beşer tane. beşer tane sevdiğimiz villain'ı Belki biraz koyacağız. daha fazla. Honorable mention'lar da Honorable olabilir. Mention'da 2 tane belki karakter söyleriz. Ben şimdi baştan söyleyeyim. Kara Sakal'ı ben listeye almayacağım arkadaşlar. Artem çok büyük ihtimal başa koyacak dediğim gibi. Ama ben listeye almayacağım. Almama sebebim ben o karakteri kötü görmüyorum. O karakter villain değil. O karakter O zaman olması neden gerek. ondan bahsediyorsun? Bahsediyorum çünkü neden almadın diye sorarlarsa baştan açıklamasını yapıyorum. Çünkü birçok kişi muhtemelen One Piece fanları herkes ilk başta onu yazar kötü karakter diye. Bana Yok. göre Kara Sakal baya baya olması gereken bir karakter ve hatta bu kadar kesin ve büyük konuşuyorum. One Piece'te gördüğümüz korsan gibi tek korsan belki de. Hani o yüzden ben onu kötü olarak göremiyorum. Yani olabilir. Yani mesela Karasakal benim listemde. Dediğim gibi şey, yani isim vermeden önce bahsettik ya. Villain benim gözümde hikayeyi taşıyan karakterdir. Ana karakteri karşı olan karakterlerdir ve hikayeyi taşıyan karakterlerdir. Düşünürsek şey, Karasakal cidden bütün One Piece şeysini, arka planda anlatılan hikayeyi sırtlamış bir şekilde taşıyor. Çünkü bakarsak Marineford Savaşı, Büyük Savaş, Spoiler. işte şey yapmayacağım, Büyük Savaş, ondan sonraki olaylar falan filan, bir nevi hepsinde şeyin, Karasakal'ın bir parmağı var. Ya da direkt sebebi. Yani Karasakal kurnaz falan, yani ne istediğini biliyor ve istediği şey için her şeyi yapabilen bir karakter, yani şey, driven, yani böyle şey, hedefine odaklı bir karakter ve ben seviyorum o tarz kötü karakterleri mesela. Yani dediğim gibi ben bunu villain olarak göremiyorum ya. Hani ya bu korsanlık animesi izlediğimiz için ama bu. Hani bu başka bir anime olsaydı ve korsanlıkla alakası olmasaydı temanın ve o başka animede kara sakal korsan olarak aynı şeyleri yapıyor olsaydı ben onu villain olarak alırdım. Ama One Piece'te maalesef alamıyorum. Hani almama sebebimi zaten az önce açıkladım. Neyse. Senin Yani şey kim? illa alacaksak da sıfıra koyayım hadi. Hani öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok iyi bir karakter ve Artem'in dediklerinin hepsine katılıyorum. Hani hikayeyi alıp sırtlaması ve götürmesi konusunda özellikle. Ben kimi alacağım? O kadar konuştuktan sonra seçtiğim kişileri unuttum biliyor musun? Şöyle yapalım. En azından garanti olan birini söyleyeyim. Aynı Zolgol. Aynı alacağım. Neden Ainz'i alıyorum? Aynı. Çünkü geçen videoda seninle tartıştığımız üzere Ainz kötü değil, hayır kötü konuşmamıza göre sen madem kötü olarak yargılıyorsun onu ben de o zaman bu listeyi alıyorum arkadaşım. Ainz ilk listem, ilk kişi listemdeki. Ya benim aynı mesela şey, Honorable Mentions'da sayarım. Yani favori 5'ime girmez. Hani evet, favori karakterlerim de geçen videoda bahsettik. Ana hikayenin, yani hikayenin ana kahramanı. Ama kötü. Biz villain gözünden bakıyoruz hikayeye. Ya şimdi orada aslında girmesi gereken bir karakter daha var da
Aynı yerine onu mu alsak diye düşündüm ama bunu hani biz daha çok şu an anime tabanlı konuştuğumuz için anime de o kadar belli olmuyor. Yani özellikle belli bir sahne. Oldu. Yok, bir, özellikle bir sahne abi. Ağıl sahnesi. Keçi ağılı. Hani o sahneyi sen bana koyun söylemesen. Albion koyunları. Albion koyunları. Hani ben onun ne olduğunu senden duymamış olsam mesela ben onu öyle algılamazdım. Hakikaten koyun olarak algılardım. Albion koyunları abi, Demi'nin Demiurge'ün çift, o mutlu çiftliği mükemmel bir şey. Ya. Mutlu çiftlik ya. Yani, ya şöyle bir şey var ya, villain olarak bakarsak ben bütün Overlord kastını alırım ve ilk beşimi doldururum onlarla hepsi. Yani hepsi bir sıraya girer. Yani Albedo da mesela, Albedo'nun şeyi. Sen son sezonu izledin mi mesela? Yok, daha izlemedim son sezonu. Bayağı bir şeyler yani, olmuş diyorlar. Evet, duydum onları da. Yani prenses var falan filan. Ya bayağı şey seçerim yani ama Anains benim mesela honorable mentions'ıma girer. Ki Overlord'u da konuşmuştuk. Yukarılarda bir yerlerde koyarsın sen. Ne şurada bir yere, şuralara, buralara. Herhalde şuraya oluyor. Emin değilim. Koyarım. O zaman ikimizin de kesinlikle koyacağı, hatta muhtemelen Çetin de koyacağı bir karakterle başlayalım mı? İkimiz de iki karakterimizi söylemiş olalım. Ne dersin? Ya zaten muhtemelen çok benzer listemiz var yani bu şey. Çoğunlukla. Benim belki farklı bir iki tane vardı da. Kimmiş? Söyle bakalım. Doflamingo. Dofi. Doflamingo. Yani hikayesiyle, gülüşüyle, tarzıyla, duruşuyla, yani tam olarak olması gereken bir villain ya. Tam olarak hani villain'dan ne beklerim sorusunun karşılığı direkt Doffy'yi koy önüne, böyle bitti. Bu. Doffy abi, Doffy. Hani az evvel dedim ya mesela planlarını niye anlatıyorsun ha? Doffy'nin de özgüveni var mesela. Doffy yaptıktan sonra anlatıyor. Onun özgüveni öyle. Hani Doffy planlarını öyle çat 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 söylemiyor normalde diğer villainlara göre. Hani daha az yani bunu yapma şekli. Hani o yüzden de ekstra saygımı kazanmış bir karakter. Ve yani hikayesi de gerçekten hani çok fazla bahsetmeyelim. Çok fazla bahsetmeyeceğim ama şöyle diyeyim. Kendisini içselleştirebiliyorsun ve sevebiliyorsun Doflamingo. Yani villain olmasına rağmen yani bir taraftan da onun için animeyi izliyorsun yani. Hani onun başına gelecek. Ne yapacak, ne edecek. Ona bir şey olmasın. Ben şahsen istiyorum ona bir şey olmamasını. Yaşamasını istiyorum şahsen kendisinin mesela. Yaşayacak yani mı, yaşamayacak mı? Onu animeyi izleyip ya da mangayı okuyup görebilirsiniz. Bu arada Griffith, evet bir şey pek çok kişi bilmez. Berserk serisinden şey Griffith. Yüzyılın şey anime ihaneti olarak koyulabilir. Yani. Griffith'in yüzyılın ihaneti. Yani. Bak Doffy kalp denmiş bu arada. Ya sıradaki mesela gene ikimizin de listesinde olan bir şey. Birisi. Aizen. Şapkam nerede benim? Şapka abi, çıkaracaktım. Yani. Abi Aizen. Abi. Mesela gene planlarını söylemeyen bir karakter gene. Aynen öyle. Ve hani olması gereken şey de bu. Ve o yüzden Titekubo'yu buradan tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ona böyle bir karakter yarattığı için. Yani sen Aizen'den şüpheleniyor muydun? Öyle söyleyeyim sana. Bir şey olacağını bekliyordum. Bu arada Bradburn'u bizi Prime abone olmuş. Aa, çok teşekkürler Bradburn. Bir de okuyabilsem. Brad Burrito. Brad Burrito değil mi o? Ben yanlış görmüyorum. Brad Burrito. Burrito mu? Burrito mu? Yani nasıl okunuyor bilmiyorum ama çok teşekkürler. Boruto değildir o. Boruto değildir. Çok teşekkür ediyoruz Prime'ını bize harcadığın için. Çok sağ ol. Hoş geldin aramıza. Hello there. Yani Aizen yani, abi hani sen yani fark etmiş miydin? Ben onu soruyordum.
Biraz böyle bir şey çıkacağını düşünüyordum. Ama main villain olarak çıkacağını düşünmüyordum. Yani main villain ben şey diyordum. Gin diyordum. Ki Gin'i aşırı Gin. severim. Biz işte ilerleyen haftalarda böyle bir yeniden Bleach konuşacağız. Çünkü Bleach 10 gün kaldı. kaç hafta? 10 10 gün gün. kaldı. Yani Bleach'i bu video ne zaman YouTube'a atılır bilmiyorum ama yani haftaya belki Bleach konuşuruz. Yani 7'sinde, Haftaya 7 Ekim'de. Bleach mi konuşuruz yoksa haftaya One Piece'e kaldığımız yerden mi devam ederiz? Onu o gün karar verelim ya. 7 Ekim'de falan belki yaparız. Neyse. Tarih söylüyorum. Bu video ne zaman YouTube'a atılır bilmediğimiz için söylüyorum şimdi. Belki işte. Belki Yani evet. konuşmuş olabiliriz. Yani belki Aynen. konuşmamış olabiliriz. Neyse. Aizen abi. Çok iyi bir Aynen. karar. Yani planlı. Yani ne istediği belli. Gene hikayeyi taşıyan karakterlerden birisi. Bakarsak Kara Sakal'la aynı görevi üstlendi Bleach'te. Aizen. Yani aynı görev de değil bence, daha da üstünü üstlendi baktığımız zaman. Hani evet, baş karakterimizin ana düşmanı olarak karşımızda ikisi de. Hani eğer o anlamda diyorsan, hani işte Luffy'nin baş düşmanı Kara Sakal, Ichigo'nun baş düşmanı Aizen gibi. Ama tam da Bakarsak değil. değiller. İşte, ama tam da İkisi de değil değil. işte. Hani hem Kara değiller. Sakal da öyle değil. Kara Ya Sakal da Kara öyle değil. Sakal düşman değil diyorum ya, hani benim için. Hani o yüzden, ama Aizen konusunda şöyle bir şey var. Aizen herkese karşı. Kara Sakal herkese karşı değil. Kara Sakal gene derdini anlatma peşinde. Derdini dinleyip İşte gerçekten ona yok. katılan biri olursa onu kabul ediyor Kara Sakal. Aizen bunu kabul etmiyor. Aizen kendi yetiştirdiği, kendi istediği kişileri kendi yanına çekiyor. Fark orada biraz. Yani. Ya planlı falan filan yani ben Aizen'i severim. Yani abi ben ilk defa şey, banka ismi Shika ismi oluyordu o. Shika ismi oluyordu galiba. Onu açıkladığında Yok aslında artık ölme... yok mu? Ha aynen. Yani ölmediğini gösterdiğinde ben nasıl ya dedim. Tamam, artık sonlara doğru zaten tahmin ediyorduk ama yani ilk bu Aizen'in ölüm sahnesi falan, oralarda direkt hepimiz Gin'den şüphelendik. Uchamaru Gin'den şüphelendik yani. Hani ve Gin de mesela şeydi. Hiç yardımcı olmadı orada. Pis pis gülüyordu Evet kenarda yani köşede. Gin de hani herkes nefret etmiştir en başta. Pislik karakter, ölsün şu bu falan. Ama Gin'in geçmişini öğrendiğimizde de Gin'e diyoruz ki Gin sen neymişsin be? Hani Gin aslında bir villain değil. Anti hero'ymuş meğersem. Yani baya ne deniyordu onlara ya? Anti hero da değil. Vigilante. Yani tam bir vigilante aslında. Neyse, şu anda üçer tane isim verdik. Aynen. Hadi bir senin listende olur mu bilmiyorum. Say Ama bakalım. benim listemde Gönder gelsin. kesinlikle var. Tahmin ediyorsundur belki kim? Kim? Gene Bleach'ten gelmeyeceğini biliyorum ama. Orochimaru sama. Abi onu çok düşündüm ya. Onu bu 5 kişinin arasına almalı mıyım? Almamalı mıyım? Çok iyi karakter. Ama villain mı? İşte Hani ben Orochimaru belki honorable mentions'a girer. evet yani Emin değilim. bende de büyük ihtimalle honorable mentions'a girecek ya da Çünkü yedeklere girecek. son kısımda daha çok anti hero tarzında bir hareketlerde bulunuyordu. Aynen. Tsunade'ye yardımdı falandı filandı. Abi Ya ben köye falan da Orochimaru'yu çok yardım seviyorum. ediyor yani, hani o da aslında biraz anti-hero gibi işte ve hani her şey aslında daha iyiye erişmek istemesinden oluyor zaten. Hani bunu da bir sürü konağa vatandaşını kaybettiği için düşünüyor baktığında. Kendi ailesi Şey, trajik bir şekilde öldükten bir de sonra ve Tsunade'nin ayıplarını gördüğü için daha çok şey bu aynen. ölümsüzlüğe Ya falan bağımlı her şeyi aslında bilmek için. aynen öyle. Aslında yani hem konuğa hem arkadaşlarına falan yardım etmek istiyor baktığında, ama yozlaşıyor. Sıkıntı burada zaten.
O yüzden ben onu villain olarak sayamıyorum yani. En başta villain'dı evet. Ama hani bir önceki videoda da şey yapmıştık ya, uçağı Itachi mesela. Uçağı Itachi'yi ben Itachi'yi villain'ı almadım. Niye? Çünkü villain değil mi benim gözümde? O basbayağı kahraman yani. Yani bütün o videoda da söyledim, gene söylüyorum. Bütün dünyayı yaksa ben yanındayım onun yani. Helal olsun ona. Hani o yüzden Orochimaru'da da var öyle bir şey. O yüzden onu eğer illa alacaksak onursal üye olarak Bu alabiliriz. arada Göktuğ'a cevap Reiner Lutz. Villain saymam. Onun çünkü kondisyonu farklı. Gözleri aktifleştiği anda, bu arada Densetsu no Densetsu Yusha no Densetsu diye bir seriden bahsediyor. Legends of Legendary Aa, Hero hatırladım, hatırladım. anime Ama ismi. animeyi izlememiştim. Animenin ismini biliyorum da izlemedim. Gözleri aktif olduğu zaman biraz kontrolünü kaybediyor. O yüzden pek villain'a koymam ben Reiner Lut'u. Çünkü gözleri aktif olmadığı zaman herkes yardım etmeye çalışıyor. Hatta yardım etmeye çalışıyor derken daha çok tembellik yapmaya çalışıyor. Adam hapse giriyor. Şu anda hikayeyi söylüyorum. Hapse giriyor sırf yan yatıp kitap okuyabilmek için. Bütün gün bildiğin yatıp uyumak istiyor. Ben Aynen Lut. dondum mu bu arada? Ha yok, donmamışım, tamam. Yani o yüzden pek villain'ı almam Reiner Lut'u. Peki Neyse. sen şu an gözüken kişiyi alacak mısın, almayacak mısın, onu sorayım sana. Bakayım kim? Profil resmindeki. Ha, Betelgeuse Romane Conti. Onu zaten benim honorable mentions'larımdan birisi. Beraber, Orochimaru ile beraber. Hadi Orochimaru'yu koyayım honorable koyarım ReZero abi. Hastasıyım. Belli olduğu üzere benim yani profil şeylerimden Discord'da profil resmim yani. Abi çok kaotik ya. Çok kaotik ya. Bayılıyorum ya. Barış'ım, Pain'le de villain demek yanlış. Pain Yani ne? villain, evet villain, ama ya ben Naruto'dan o yüzden aslında villain almak istemedim. Hani daha hala da farkındaysanız almadım. Sadece Orochimaru'yu member olarak, onursal üye olarak aldım, ama yani Pain abi, Jiraiya'nın hayalini gerçekleştirmek isteyen bir karakter baktığında. Hero olmak istiyor ve olamıyor gene. Yani Pain'i ben almam. Pain çünkü benim yani anime belki sadece mangasını okusaydım belki alırdım ama animede gördüğüm için almıyorum. O animasyonlar beni soğuttu Pain'den. Şimdi Hangi aslında animasyonlardan bahsettiğimi sen gayet iyi biliyorsun. Çok yakın zamanda izledin çünkü. evet, tekrardan Naruto'yu dördüncü kez mi, üçüncü kez mi ne bitirdim. Bleach'i bitirmeden önce tekrardan. Ve cidden fark etmişsindir yani. Bu sefer fark etmişsindir Ya bu sefer animasyonları. fark ettim, ama o kadar senin rahatsız olacak kadar, yani özellikle o sahne, hani Konoha'nın yok olduğu sahneden bahsediyorsun. Hani o Yok. sahnede tamam, Naruto anladım anladım. kontrolünü kaybedip Aha. Kyuubi'ye dönüşüp kafasına böyle yerden blok alıp blokla çivi gibi Evet. çarpması abi. Tamam. O kadar rahatsız etmedi abi. Beni rahatsız eden şey, tekrar izlediğimde şu oldu. Karakter çizimlerinden çok ortam çizimleri. Dağ, taş, ağaç. Evet. Yani Evet. şey değil. Yani Naruto'nun şeye dönüşmesi, Kyuubi'ye hani o kırmızı şekilde Kyuubi'ye dönüşmesi tam olarak değil. Dönüşememesi şeyleri, çizimleri beni rahatsız etmedi. Ama Beni yani de abi, onlar etti. 2D ağaç koymuşlar anime ya. 2D ağaç vardı ya. Hani o kadar da özensiz olunmazlar. İlk izlediğimde muhtemelen hikayeye daldığım için hiç fark etmedim onu, ama ikincide izleyince maalesef fark ediyorsun onu. Göktuğ hangi karakterden bahsettiğini tam olarak bilmiyorum. Ne Anlamadım. yazmış Zek. Göktuğ ya? Bir karakter Zek daha hangi soracağım. karakterdi? Karakterin adını daha önce de yazdım. Zek. Yani bir tekrar hangi animeden olduğunu yazarsan yaparız. Sen yazana kadar da Oğuz sen isim söyle. Brad Burrito Big Tree'nin bitmesini bekliyorum böyle ekrana bakarak demiş.
Neden bitmesini bekliyorsun? Sürprizlerimizi mi merak ediyorsun yoksa? Neyse. Kaçar tane oldu? Orochimaru'yu şey 3'er tane oldu galiba. Sen 3 tane söyledin. Ben 3 Aynen. tane söyledim. 2 tanesi zaten birli aynı Aha. ikimizin de. Aynı şey Aizen'le şey. Hı. Kimdi lan? Orochimaru'yu şey aldık. Goku. Onursal üye olarak aldık. Goku ile Aizen Hı. ikimizin aynı. Benim ekstra olarak şey vardı. Kara Sakal. Hı. Senin 4 oldu o zaman. Benim 3 oldu. 3 mü oldu? Kara Sakal, Aizen ve Dofi. Okey. Diğer Benim ikisi zaten Dofi üst Aizen. sıraydı. Benim Dofi Aizen ve kim saymadım ya? Dofi Aizen. Kimi saymadım ben? Sen galiba 2'desin. Sen çünkü Kara Sakal'la girdin. Evet, Karasakal'ı almadım hatta, onu söyledim. Almadın mı? O zaman sen Ainz, söyleyin. Ainz, Ainz, Ainz. Ainz'ı Ha aldım. aynı aynı. Ainz'ı Doğru aynı. aldım. Ainz dedik. O zaman dördüncüyü söyleyeyim. Ya bu villain sayılır mı şimdi? Ondan da Söyle. emin değilim. Senin için villain mı villain? Şu anda kendi Abi isterse villain. Ama villain'lığını çok görmedik, öyle söyleyeyim. Hani Abi sen mesela Naruto benim için villain'dır desen ve haklı bir şey söylesen senin için villain'dır. Bu kadar basit. Senin gözünde. abi şöyle, Villain'ın bunu ben favori. ikili olarak söylemek istiyorum. Çünkü doğrusu böyle gibi geliyor. Yani takım olarak düşünmek istiyorum bunları. Veldora ve Milim. Yani şimdi bunlar baktığında villain değiller ama baktığında villainlar da. Hani o Veldora'yı yüzden anlıyorum. hani Aslında Milim'i de anlıyorum. evet işte hani Mantıklı. ne demek istediğimi anladım. O yüzden hani birinden birini de seçemediğim için ve bunlar da aynı zamanda aslında birbirleriyle uyum içinde olmalarından dolayı bir takım olarak tek bir sıraya koyabilir miyim, sana sorayım. Yani Şöyle söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Bak villain'da problem şöyle bir şey olur. Yani mantıklı bir çerçeveye koyarsan kabul ederim dedim de ana karaktere çok karşı gelmiyorlar. O ya yüzden pek ana karaktere çok karşı gelmelerine gerek yok çünkü ana karakter de benim gözümde bir bakıma villain ya, hani aslında villainlar yönetiyor orayı baktığında. yani Veldora'yı eski geçmişinden dolayı Evet. koyarım villain'ı. Zaten amaç o. Milim'i de Milim'in ismi de Destroyer. Yani. Tamam. Yani Ama olmaz diyorsan pek o uygun olmaz ya. Pek uygun olmaz. olmaz diyorsan hangisiydi onu hatırlamaya çalışıyorum. Şeye koyabiliriz ama bak. FMA'dan Senin için şeye koyalım Milim'le Veldora'yı. Honorable öyle yapalım. Öyle yapalım. Orayı öyle doldurmuş olalım. FMA Brotherhood'dan ben birini söyleyeceğim şimdi. Hangi gün Mention'sa. attı Kim onu hatırlamaya çalışıyorum en uyuz olduğumda. Rockman? Envy Aa, var, Brand var, şey Pride var. biliyorum da Pride'den hangisi karakteri kafamda canlandırmaya çalışıyorum. Pride çocuk olan, Pride çocuk olan Okey. gölge falan filan. Wrath, öfke, Tamam. şey Hitler general benzeri olan. olan, bıyıklı olan, general olan. Envy şeylerin Kıskançlık kılığına olan. giriyor. Ha şey, bizim ekibin yanına şey yapan hangisiydi? Homunculus hangisiydi? Şey Greed. Greed. Vücudunu Şey metalik abi. bir şekle dönüşen değil mi? Dönüştüren, metalik bir Ma yani hale şöyle getiriyor. söyleyeyim, şöyle söyleyince hatırlayacaksın. Yanlış hatırlamıyorsam Envy'di. Abi Hugo öldüren ve Roy Envy. Mustang, evet Envy, tam doğru hatırlamışım. Ben burada Roy'un böyle kafayı yedi aynen böyle. tak 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 Dark tak etti tak böyle. tak 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 tak, yani hani benim orada yani içimdeki yağlar eridi abi, hani öyle söyleyeyim. Hani Envy'nin ya zaten Hux'u öldürme şekli beni Abi o beni çıldırtmıştı. mahvetti. Hani O beni mahvetti. yani burada gene onursal üye olarak villain değil ama yani o ağzımı bozmak istemiyorum. 6. bölümü, 5. bölümdeki o baba var ya, o baba. Onun da ben
Ha. Neyse. Ben burada dördüncü olarak Envy'yi seçmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten sinirlendim. Abi Envy, ben mesela popüler düşüncenin aksine ben Full Metal Alchemist'in çok iyi bir, yani iyi bir anime ama mükemmel bir anime olduğunu düşünmüyorum. Yani İyi bir anime. iyi anime ilk 15'e hayla ile girer. İlk 10'a girer. İlk Bir numara 5'e olmaz. ha ya bir numara olmaz. Bir numara My olmaz Anime abi. liste çünkü bir numara. Yani bir Şu anda numara da. abi bir numara herkes için değişken bir numara. Yani şimdi ben Bleach'i de koyabilirim bir numaraya. Bleach dünyanın en iyi animesi mi? Hayır değil. Ama ilk göz ağrısı olduğu için Bleach'i koyabilirim. Ben oraya Helsing'i de koyabilirim. Hem animeyi hem de Helsing'i Alucard'ı sevdiğim için. Yani hani o yüzden bir numara bence çok da nasıl diyeyim mühim bir numara değil. Herkese göre değişen bir numara olduğu için. Yani Neyse, özellikle anime yani için. çok fazla konudan şey yapmayalım. Sapmayalım. Mesela benim şey, ben 3 tane söyledim değil mi? Benim 4. ismim de şey olur. Honorable Mentions'larım bitti. Aa, bakıyorum şu anda listeme. Sen bakarken ben de Barış'a cevap vereyim. Barış'ım o adi dır. Yani umarım anlamışsındır. Mushoku Tensei değil de Shield Hero'daki prenses olmasın o. Anladım ben onu. Yok, ben düzelteyim ama yani şey, Ha, yayını izleyip chat'i okuyanlar Mushoku okey. Tensei değil. Shield Hero'daki prensesten bahsediyor. Mushoku Tensei'de prenses yok. Yok. Onda da şey Mushoku olabilirdi. İkinci sezon 15. bölüm. Onda da orada Mushoku söyleyebilirdin de ona o kadar söylemezsin. Mushoku Tensei Dombili reenkarne oluyor. Aynen. Hatırlatayım. Yani. Benim mesela şey, sıradaki isim seçemiyorum ki, o kadar çok Kimler var favori kafanda? villain'ım var ki benim. Kimler var? Hepsini say bakalım. Kimleri listeye almayacağını tartışalım o zaman. Nanatsu no Taizai'dan var. Şey, ah, abinin ismi neydi? Estarossa. Peki. Var. Başka? Zeldris var gene Nanatsu no Taizai'dan. Küçük kardeş. Kırmızı çiketli. Bücür. Aknologia var. Onu ben Senin sona list saklayacaktım sen de ama direkt sen söylemiş oldun. Benim listem patladı O zaman arkadaşlar. sen Aknologia'dan bahset. Ben şey, Tamam. senin son ismin Aknologia muhtemelen zaten. Benim son isim Vaktonokya'ydı ve hani sen onu söylemiş oldun. Benim değil mesela Aknologia. O yüzden Ha sana sen bırakayım kesinlikle Aknologia'yı. koymuyorsun. Öyle mi? Aknologia'yı koymuyorum, yok. Çünkü yani genelde Zeref'i koyarlar bu listede diye beklenir ama Zeref de yok. yani Zeref hani Fairy Tail'in baş kötüsü Aknanogya arkadaşlar. Yani Zeref hikayeyi ilerleten karakter evet ama Aknanogya sayesinde ilerleten karakter aynı zamanda. Yani bir bütün olarak bakabiliriz onlara. Ama ilk başta şu an spoiler olacak ama neyse sıralama olarak Aknanogya daha üstte. Öyle diyeyim. Villainlık olarak. Aknologya sevmemin sebebi de şu. Yani Fairy Tail'deki dragonları hepsini öldüreceğim deyip hani kaç bin yıl içinde adam inat etmiş. Kendini geliştirmiş. Adamlıktan çıkmış ve Aknologya olmuş. Hani ve bunu yaptıktan sonra da hakikaten kendine söz verdiği her şeyi yerine getirmeye çalışıyor. Her ne kadar nefret de etsem kendisinden. Çünkü çok fazla böyle altı dolu bir villain değil. Hani videonun başına demiştik ya çok fazla altı dolu olmayan karakterleri sevmiyoruz diye. Ama Aknologia o kadar güçlü bir villain ki ister istemez bu listeye giriyor arkadaşlar. Ve hani aslında hikayesi de biraz acıklı. Ufak da olsa. Ben o kadar acımıyorum. Beter olsun. O yüzden bu listeye girdi.
Ya Ya benim çok da mesela spoiler bak. vermek istemedim çünkü Fairy Tail'i hala Dinle. izlemeyen çok kişi var. Benim mesela sıradaki isim Ya. Peder Andersen, Father Andersen. Oğlum ben onu Abi villain şimdi düşünmüyorum ki ya. abi hikayeye bakarsak villain olarak geçer Andersen. Ama Ya da oradaki şey Andersen villain diye Alucard abi. yok Teknik değil. olarak. Abi biraz tartışmalı ama villain olarak benim kesinlikle yani Anderson'ı saymazsak Major abi yüzbaşı. Helsing Ultimate'deki yüzbaşı abi. Tabii. Mevcut. Doğru. Doğru. Ben ya Helsing'deki bütün karakterleri seviyorum. Seraph falan filan. Integra her ne kadar beni ürkütse onu bile. Son söylediğini bir daha baştan al ama almadan önce bir çık gir yap istersen Artem. Sesin robotlaştı. Düzelmiyor benim. Ben böyle bugün böyle bir şey yapıyor ki Düzeldi hiç düzeldi. anlamıyorum. Şu an düzeldi. Son söylediğini bir Yani daha söylersen. ya ben Helsing'deki bütün karakterleri seviyorum. Integra her ne kadar korkutsa da beni. Abi Integra villain değil ama villain olsaydı eğer. Ya ben düşünemiyorum o. Yani. Ya muhtemelen bütün Ama dünya yok olmuştu zaten. ya Major yani yüzbaşı İyiydi ya, planları güzeldi falan böyle. Yani karakterini seviyordum, seslendirmeni güzel. Fiziksel olarak hiçbir şey yapmasa da böyle vaat etmese de gayet iyiydi yani Major. Mesela bilmiyorum. Buldum, son ismini de buldum. Kim? Fate serisinden, Fate Stay Night serisinden Ay. Gilgamesh abi. Bir an Merlin diyeceğim zannettim. Merlin'i sen var mı? Merlin var da Merlin Fate serisinde Fate Grand Order'da da şey var. Fate'in farklı bir serisinde. Orada Merlin var. Tam bir o çocuğu. Kötü anlamda değil ama. Tam bir sevilebilir bir o çocuğu. Ama yani Fate serisinde Gılgamış abi. Gılgamış nefret etmeyi seviyorum Gılgamış'tan ama sadece nefret etmek değil. Yani pis bir karakter ya. Sen izlemedin, izle. Ya izlen Fate serisi kesinlikle Fate izlenmeli bence. abi çok karışık bir seri diye hep gözüm korkuyor ya. Değil, Hani değil bir abi. sürü şey Ama var Fate'in içinde. Hani o yüzden biraz var. gözüm korkuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Fate abi, Fate'in şeyi şu. İki tane ana hikaye var. Anime iki tane şey. İkisi de ikişer parttan oluşuyor. Birinci sezon, ikinci sezon part ya da bakarsak. Fate Zero'yu izliyorsun. Sonra Fate Stay Night Unlimited Blade Works'u izliyorsun. İki sezon. Bitti. Sonraki Fate'leri istersen izlersin, istersen izlemezsin. Ana hikayeye hiçbir katkıları yok. Sadece farklı bir tanesi, iki tanesi farklı bir evrende anlatılıyor. Evren derken farklı bir paralel evrende anlatılıyor. Bir tanesi tamam hatta üçü de pardon üçü de şey paralel evrende anlatılıyor. Bir nevi. Da Yani yani ana hikaye izlersem hiçbir hepsini izlerim katkıları yok. zaten de. Ana hikaye hiçbir katkıları yok. Bu Ya arada bağlan biraz bağlantılılar ama değiller. Neyse. ona bir Gılgamış. bakarım abi ben yayından sonra. Senin 5 oldu değil mi şu an? 5 oldu. Barış şeyi sormuş. One Punch Man Garo. demişken onu görünce Garou'yu sormuş. Yani Garou o kadar çok da Daha umurunda değil. olan bir kötü değil Daha değil. yani. Onu muhtemelen 3. sezonun sonunda falan kötü Yok. adam olarak kabulleneceğiz. Belki de 4. sezonda bilmiyorum. 4 ya da 5. Hani Sadece anime izleyenlere göre şu anda Garo hiçbir şey. abi Garou kötü olmak için kötülük yapan Veled'in teki yani şu an benim gözümün önünde açacağız. Hani o kadar fazla kötü var ki hani animeler içinde. Garou'yu niye ilk 10'a alayım bak. Bak 5 de demiyorum. İlk 10'a niye alayım? Hani
Benim ilk el, şu anki animenin şu anda olduğu yerde benim ilk elime bile girmez Garo. Yani girmez. Çok normal. Garu çünkü en klişe karakter abi. Ben kötü olacağım. Hadi kalbinizi yiyeyim. Hadi hop bitti. Kötü. Herkesi döveceğim, herkesi Ha şey bitti. yapacağım. Yani belli bir şeyi yok. Yani. Yani güçlü olmak için herkesi döveceğim. O yüzden Garou'yu pek sokmam ben bu isteğe. Barış, mangayı okumanı tavsiye ederim. Çok merak ediyorsun. Cidden şu anda çünkü ben spoiler vermeye başlarım. Ya şimdi verme onu, başka bir videoda konuşuruz. Daha da uzatmadan, evet efendim, bizim beşer tane seçmiş olduğumuz villainlar bunlardı. Gördüğünüz üzere gene seçemedik. Yani Yani hala emin değilim seçtik ben. Yani seçtik de hani ben hala emin değilim. Muhtemelen artan da değildir. Şu anlık var. beşer tane Eklenecek çok villainımız fazla. bunlar. Önümüzdeki hafta ne konuşuruz? Belki de waifuları konuşuruz. Ne dersin Ertem? Bakarız, konuşuruz. Waifular. O zaman sevgili YouTube, Waifular kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Seviliyorsun.